Selamlar, bugün TR Elma Solo'dayız. Hilya oynuyorum. Şu an Lilia metanın en güçlü jungle olabilir. Karşımızda da Shaco var. Shaco'ya karşı bayağı güçlü bir char. Bir tane Q basmanız yeterli. Rakibin nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Görünmez olduğunda izi çıkıyor. Kuş başlıyorum. Kuş kayacılığı yapacağız. Daha sonra üstü doğru orman döneceğiz. Ve buluş gank atmayı düşünmüyorum. Genelde full clear atıyoruz. Yani gidip beleş kill değilse salmıyorsunuz ormanı arkadaşlar. Dakika bir onda buraya totem atıyorum. Eğer rakip jungle daha agresif bir junglesa. Üst ormanını alıp mid'e gank atabilir. Bizim maviye geçebilir. Onları görebiliyoruz böylece. Bayağı iyi bir totem aslında. O totem sayesinde bayağı bir baş kazandım. Rakip jungle mesela Nocturne olsaydı, çok kanti jungle atan bir char olmasaydı tek kuşlarını atardım nereden başını anlamak için. Evluş topa gittim. Bir de gidebilirdi. O zaman görürdük. Bizim ormanıza da geçebilirdi. Burada geçebilir. Klasik zaten. Shaco ile red tarafını alıp bir yere gank atıyorlar Evluş. Umarım bizim maviye gelmez. Canı bayağı az gibi ama kesebiliriz. Dur yoksa. Kanki çalmadığı sürece sıkıntı yok gibi. Çarpı bekleteceğim, atmam gerekebilir. İyice çektim. Şu an büyük ihtimalle mavi de olabilir baktıysa. Buraya bakacağını sanmıyorum. Aynen öyle, bakın bakın. Pıt, bakın. Çok kolay burstleyebiliyorsunuz. W'nuz çok vuruyor çünkü. Deneyeceğim, olmazsa flash. Gerek yok flash harcamaya. Gördünüz mü? Tek bir detay bile ne kadar çok fark ediyor. Bak ilk gromp almak ne diyor. Onun üstüne çekmeseydi mavi geçtiğinde beni görecekti. Ne kadar küçük bir detay belki de oyun kazandırdı bana. Öteye daha çok önemli arkadaşlar. Boş vaktimiz çok, bunu bir dağılayalım. Okey. Flash'ını almış olduk. Bizimki de flash atmış olsa da. Buraya totem atmış. Takım almıştı. Hayır. Çocuk reset almış. Okey. Hemen üstüne dönmem lazım. Shaco bot site mesela. Şu an bu bot değil, trollüyor. Çocuk üst ormanı aldı. Öldü, ne yapacak? Bot jungle'a gidecek tabii ki. Shaco AD olduğu için biraz canım olsun istedim, böyle yaptım. Bunu da alabilirsiniz. Çok beleş kill almış oldular. Klasik arkadaşlar bu elolardan. Ping atsanız da ölecekler. Biz ne yapacağız? Oyalanmayacağız. Şu an Yampiri alıyor, bir de bakacak. Şurayı alalım ama bir gözümüz bitti olsun. Counter gank atabiliriz. Bakın eğer ben bu kurttan buraya geçmeseydim ne olacaktı? 45 saniye kalmış olacaktı. Bakın şu an 18 saniye var. Ama 38 saniye kalmış olacaktı. Kurttan maviye geçseydim. Yani full clear atarken daha hızlanmış oluyorsunuz. Mavinin geç çıkması o kadar kötü değil. Kuşlarda olduğunu düşünüyorum Shaco'nun. Ama bota da gitmiş olabilir tabii ki. Shaco'yu tahmin etmek biraz zor oluyor. Kuşlarını çalarız bottaysa. Bir bakalım mı? Dansa kurçukları 15 saniye var. Tamam, çok güzel. Zed'i görmüyorum. Bakalım arkaya. Okey. Bana dalacak mı? 6 level değil. Bunu da ortadan yedi. Ota atak atmam lazım. Belki pasif ölür. Kenan gelmiyorsa buraya gireceğim. Atak sonu. Kenan geldi. 6 level olacağım. Öldüm. Dedi düşünemedim ama üstten de kaçamazdım ki. Kaçacağım hiçbir yer yok. Burada bota gidelim, biliyorum ultisi gelmeden. Ultimizi de çok kolay silebiliyor çünkü. Bayağı counter'lıyor bize. Kayıcıldan hızı alalım. Flash'ımız yok maalesef. İleri atmam olmadan. Burayı alırız. Burada duvarı vuracak çocuk benim. Ama takım şu an gelse bitti oyun burada. Q ulti basacağım. Çok korkak oynuyorlar. Gereksiz yani. Hayda. Shaco geçti önüne. Burayı atkalalım. Aman Allah'ım ya. Ormanda geri kaldık biraz. Sorun yok ki, en azından killeri aldık. Yani killer bize kalmadı ama asist aldık. Karamür'den yükler aldık. Seraphine'in kili hızlaması biraz kötüydü tabi. Vayne de ölmedi. Yeni gelen eşyayı ikinci veya üçüncü eşya olarak alıyorum ben genelde. İlk eşya aldığınızda çok kılgan oluyorsunuz. Yani zaten aynı damage çıkartıyor. Üstüne bir de canınız da çok oluyor. Bu eşya daha ucuz ama bence daha iyi bu her türlü. Shaco top side. Ya topa yürüsem de yetişemeyeceğiz zaten. Shaco kurçuklara girecektir. Minimiz ittirmiş.
Kayacak oradan. Okey. Artık bunu almak istiyorum. Flash da yok, içeri giremeyecek. Ya şu an baya basit oynaması ve bence baya güçlü. Sadece nasıl oynayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Buraya alıp hemen üstüne döneceğim. Hem eşyam bitti. Hem de ejderha var. Şakobot'a gidecektir. Yani şu an ya üst ormana dönecek. Kayacını alıp üstüne dönecek. Ya da direkt üstüne döndü. Bot'a gidiyor. Bir ping atalım. İkinci W fluyoruz bu arada. E'nin sadece W'ci artıyor. Bu ne hızla kulağında düşüyor. Ve baya bir burst atıyorsunuz. Flash'ımız da geldi. Burayı alabiliriz. Tabii ki milyon ölçüsü biraz sıkıntı bize. Buradan bir E sallayalım. Belki tutar. Ulti atabiliyoruz buradan çünkü E tutarsa. Bakalım. Hemen geldi. Botu 5 yediler. Yapacak bir şey yok. Pingimizi de atmıştık aslında. Şakonu kuşlar çıkacaktır birazdan. Onları çalarız. Kuram çıkana kadar. Orman dönüşümüz bayağı hızlanıyor. Diandre bitince. Kelen iyi oynuyor bence. Şu an safe de oynuyor. Çocuğa gank de atamıyorum. Şöyle atlarsam gözükmem gibi minyonlara. Güzel. Ultimiz de var. Abi şu an kesebilmemiz lazım ya. Ulti basmayacağım. Maşallah. 350 vurduk Q'su. Bence biz topsaydı inatla zorlamayalım. Ya rakip top deneyi oynuyorsa yapacak bir şey yok. Hatırlatmak istiyorum. Şako şu an bizi kesebilir. Güçleri varsa keser bizi ama büyük ihtimalle kullanmıştır. Demeyeceğim. Çünkü bunu her dediğimde kullanmamış oluyorlar. Yani büyük bir TF döndüğü için orada atmış olması lazım normalde ama. Midin arkasında duralım. Evet. Çok belli ama yani şurada neden oynarsın ki? Şu ortada oynasa ben de yetişeceğim. Yok, Milio gelecek, beni beklemeye çalışıyorlar. Tam Milio gitti. Şapo gelse bile keseriz burayı. Tüm yer söndür. Aa, bu ne? Bunu keselim. Hayda. O niye ölmüştü ya? Aa, o gerçekmiş. Zord. Ya EM öleceğini biliyordum da ben onu sahtesi sanmıştım. Önüne koydu sandım. Oradaki şeyi de Q tutturmaya çalıştım. Ultiyi tutturayım diye de. O yüzden flash atmıştım. Amacım ikisini de kesmek de olmadı. Chaco ölüyken botu deneyebiliriz. Counter gank atamaz sonuçta. Ultim yok ama gene de kesebiliriz. Ulti bassın. Helal. Killer almaya çalışalım. Hatta 5-0 iken neyin kaybetmeye başladı, o biraz kötü. Sihirbaz papuçlar alıyorum. Rakip kılgana o zaman buna diyorum genelde. İkinci eşya buna gidiyoruz. Daha sonra Zonya'ya gideceğim. Zonya kesinlikle lazım. Şako alameti aldı. Yapacak bir şey yok. Alamazdık kesinlikle. Kendini görüyorsunuz yani. Zed de oradaydı. Şu an maç çok riskli. Kazanan lane'im yok. Kata da kaybetmeye başladığına göre. Ultimate ile çok savaşmak istemiyorum. Yedi bu arada. Gördünüz mü? Yani nerede olduğunu görebiliyoruz. Bayağı uyuyor yönden Lilia. Şakoyu bayağı kandırıyorsunuz. Tekon üst ormana dönelim. Direkt alamete koşmuş çocuk. Yarın yokmuş gibi. Pıt. Dünyanın en beleş kili. Ejderhayı almamız lazım ama artık. Ya maalesef topside'de 1-2 de olsa yani o Kenan çok oyunu taşıyor ya. Her yere koşuyor çocuk. Kenan hiçbir şey aldırtmıyordu bize. Takımın umurunda değiliz. Direkt koşacağım oraya. Şu an katalanıyoruz resmen. Ben orman dönmeyip buraya koşsam da çocuk çekiyor zaten ben gidene kadar. Yine boş boş dolanmış olacağım burada. Artık diğer ejderhaları vermemem gerekiyor. Yani aslında her yere gittik. Kill katkımız da yüksek bayağı bir. Dozonya'ya gideceğiz. Tekrardan Shaco'nun ormana döneceğiz. Üst ormanızı döneceğiz. Yampi alacağız. Daha sonra Shaco'nun kuşlara gireceğiz. Kayıcılar alacağız. Daha sonra kendini kesebiliriz. Bayağı güçlüyüz çünkü. Daha Shaco doğmuyor bile. Tabii totem olabilir orada. Dikkat etmemiz lazım. Tarayıcı basacağız. 5-0'dan 5-5 oldu. Yemeyecek bunu büyük ihtimalle. Shaco daha gelemez. Beni Shaco'ya beklemeye çalışıyor da bir rake alabilirim. Yako kesin burada. Bence öldü o ya. Yakma efektimiz baya çok. Çok o kuşlar da büyük ihtimalle. Gideceğim ama gene de oraya.
Evet bakın orada. Alırız orayı. Görünmez olamayacak Şako. Ben şu an gene garantici oynuyorum. Gidip öleceğim yere gitmiyorum. Katay takip etmiyorum. Gideceğim. Şako keseceğim. Öleceğim bize de. Yani bir sürü şattan vermiş olacağım. Bir tane TF'de patlatacağız. Ejder TF'si olur. Baron Teamfight olur. Mesela burası da olabilir. Kötü değil şu an burası. Öldü mü? Öldü bu arada. Yak bu efekti bize. Çok vuruyor. Görüyor musunuz tipi? Bir tane yağ atıyorum ölüyorlar. Yakma efektimiz çok fazla. Mecai mi alsak acaba? Ama Zonya almadan almam. Oyunu satmak istemiyorum. Sürekli orman dönüyorum. Olabilir yerlerde yetişiyorum. Tabii ki kataya yetişemiyorum intlemesine. Şu an hemen base atmam lazım. İçeriye flash, Q, R basabilirim. Ama işte Milio var maalesef. Şu an Milio yüzünden kaybedebiliriz ultisi silerse. O yüzden öncesinde bekleyeceğim kullanmasını. Bir de yürüyelim. Şöyle V bassam. Buraya oynadık. Gireceğim buraya. Burayı zorlayıp baron aldık. Abi. Alo. Adam tak diye koydu bu arada stand'ı. Ben flash atacaktım ultisine. Üstünde yük vardı herhalde, anlamadım ki. Flash'ı koyamadım bile. Kenan 1v9 atıyor bu arada ya. İlk vuruşun gücüne bakar mısınız? Adam benden daha geride. Farmda ve kilde ama adam 3 eşya ben değilim. Adam 1v9 atıyor. Abi hiçbir yere yetişemiyorum. Onu ulti asmayacağım. Hayda AZ dojadı. Ve yine de ulti basmış milyon. Tamam çok güzel vurdum orada hasarı bu arada. Bu sefer iyi oynadık. W'yu kaçmak için kullandım. Hızlı atıldığı için. Oha tek kedi kopyası. Bu oyun bitmez bence. Baron'u eritebilirim. Bayağı vuruyorum. Şakoy 14 saniye var, çalamaz. Ki burst'ü çok normalde. Doğarsa çalabilir. Ama bunu eritebileceğimize inanıyorum. Ben tanklı mıyım sadece. Damage'ım düşmesin. En çok ben vuruyorum çünkü. Katan canı da çoktu aslında. Buraya gelebilirdi. Bunu bilerek tanklamıyorum dediğim gibi. Çok güzel. Ya, tamamen gücünüzü bilmek. Burada Baron'u hızlı eriteceğimi düşünmesem girmezdim. Savaşmayalım burada. Geliyorlar gibi. Flash bastı. Burayı çok zorlamak istemiyorum. Zonyam yok. Romp alıp base atalım. Bir romp alacağız. Takım ölse de sıkıntı yok gibi. Ormana girmeyeceğim için bunu alacağım. Üstüne döneceğim ve full savaş arayacağım. Oyun bitecek artık. Zonya'mızı alalım. Buradan canı aldım. Rayla'ya gideceğim oyun bitmezse zaten. Önce Seraph'in ulti atmasını bekleyebilirim. Burayı da almam önemli. Çarpı da atacağım. Bizimki de beklemeyecek çünkü biliyorum. Sadece baron aldıktan sonra sadece bu buff'ları alıp salıyorsunuz arkadaşlar. Orman dönmüyorsunuz. Rakip orman dönebilirsiniz tabii ki. Yapacak bir şey yoksa kuleye vuramıyorsanız. Şu an mid ittirmeye gerek yok aslında. Hayır, bana vurdu kule. Çeşme bana vurdu. Kata direkt girer demiştim. Ya benze vurur inşallah. Bir an trolledik ama. Ya bence Lilia çok güçlü gördüğünüz, hani aşırı iyi oynamama rağmen oyun bilgisiyle bile kazanabiliyoruz. Çünkü Char'ın bir zorluğu yok. Tek Q'sunun menzilini bilmeniz gerekiyor. 16k damage atmışız. Ki ormanda kaldık çoğunlukla. Tek seferde oyun bitti zaten.
Bazı maçlar böyle oluyor arkadaşlar. Ben bu maçın böyle olacağını biliyordum. Dedim ya sizlere, ya Baron Savaşı'na ya da bir yerde taşıyacağız oyunu ve bitecek. E attığımız ölüyordu bu arada. Ya bu tarz oynayabilirsiniz Lilia'yı, bence bayağı güçlü. Üniversite bayağı basit. En çok damage'ı da tanklamışız. Yani iki kere öldük sadece. En son Baze öldük sadece. O da sayılmıyor burada zaten. Bence Lilia şu an neden sarttı görmüş oldunuz. Çünkü her zaman Zhonya alın derim. Çünkü Zhonya çok işinize yarıyor böyle durumlarda. Yani en son Baze'li yaptık tabii ki, o trollü biraz, ama Flash Q, R, Zhonya basıyorsunuz. Eğer Zhonya'nız olmazsa yattıktan sonra belli bir süre daha uymuyorlar ya. O süreçte tek diyorsunuz ne kadar canınız olursa olsun. Mekanik olarak iyiyseniz Lee Sin oynayabilirsiniz. Skill shotlarınız iyiyse mesela Taliyah gibi çarları oynayabilirsiniz. Nidalee oynayabilirsiniz ama daha çok oyun bilgisiyle, hani oyunda çıkmak istiyorsanız, perform yapmak istiyorsanız Lilia bayağı iyi şu an. Ya ben mesela nasıl challenge oldum? Mekanik anlamda çok iyi olduğum için değil, tamamen oyun bilgimi geliştirerek oldum. Sizlere de bunu aktarmaya çalışıyorum her zaman. Bazı küçük detaylar çok fark ediyor oyunda. O Shaco'nun mesela level 3'te geldi, mavize girdiğindeki hareket mesela belki de bize oyunu kazandırdı. Bu kadar oyunda olamazdık belki de. Yani savaşmamıza rağmen attığımız damage'ı gördünüz. Tek TF attık belki de bu damage'ı. Takımımız ki satıyordu. Kazanan lane yoktu bu arada bu maç. Gene bilmem fark ettiniz mi ama önde olduğunuz zaman mesela bende de o aynısı olabiliyor. Ama bunu artık olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. Önde olduğunuz zaman sanki takım kazanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Son TF dışında takım kesmedi. Kenan oyunu taşıyordu. Midimiz 5-0 iken 5-5 olmuştu. Solo kill'iyordu mesela. Bot lane de kaybediyordu. Top lane zaten kaybediyordu. Ama siz önde olduğunuz zaman oyun sanki takım kazanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ki ben de yapıyordum onu. Daha sonrasında oyunu bir anda satıyoruz. Öldüğümüz zaman bakıyoruz ki Baron gitmiş, her şey gitmiş, oyunu kaybediyoruz. O yüzden ölmemeye çalışmamız gerekiyor genelde. Gösterdiğim tarzda oynayabilirsiniz. Lilia ile ne yaptık? Genel olarak farm döndük. Olan pozisyona koştuk. İnatla da bir yere gitmedik. Kata gidiyor dur peşinden gideyim demedim. Gittim orman döndüm. Çünkü biliyordum ki kazanabilirim. Tek taşıyabilirim bu maçı. Mesela Velvet oynuyorsunuz. Rakip dövüşçü çoğunlukla, o maçı taşırsınız. Gidersiniz bir tane TF'de taşırsınız. Kendinizi kastıktan sonra gidersiniz. Kulelere vurursunuz. Farm yaparsınız. Ayrı gezeni kesersiniz. Takımla gidip saçma sapan hareket yapmazsınız. Bir tane TF'de taşırsınız. Baron alırsınız ve oyun biter. Tamamen bu mantık aslında. Ama mesela rakipte Vayne Lulu, Malphite var topta. Jungle'da Sejuani var, Rammus var. Velvet'te nasıl taşıyacaksınız late'te? Yani erken oyunda agresif oynayıp rakibi tilt etmeniz gerekir. Yani bunları düşünmeniz gerekiyor. Öyle maçlarda rakip ormandan bile başlayıp agresif oynayabilirsiniz. Yavuş ganklere bakabilirsiniz. Rakibi tilt edebilirsiniz. Meta'daki çarları çekmeye devam edeceğim. Tabii ki Velvet bir yer gibi çarlarımız da gelecek. Lia'yı da öneririm sizlere. Baya basit bir çar bence. Dediğim gibi ama birkaç olay var sadece. Q'nuzun benzin aylamaz gerekiyor. Bazen üstünüze koştuğunuz rakibin Q'nuz çarpmıyor. Daha erken basmış oluyorsunuz. Bazen yapıyordum onu. Oynadıkça alışıyorsunuz. Yani çok da bir zorluğu yok Lilian. Umarım sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.